Ya anormal bir hava. Ay yapış yapış bir baskı var, baskı. Ama of. Of şöyle. Ay sesini seveyim senin. Bıcı 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 sesini seveyim senin. Nihan, bu kuşun kanaryanın yemini suyunu veren oldu mu? Ben verdim baba ama nafile. O hayvan fazla yaşamaz. Aa, neden o? Böyle cereyanlı yerlerde durmaması lazımmış da ondan. Kanarya bakım kitabında okudum. Ya. Kuşunuzu hava cereyanı olan yerlerde bırakmayın diyor. Bana ne anlatıyorsun? Madem okudun git annene söyle bunu. Oo, kaç defa söyledim. Aldırtıyor mu içeri? Bazı hayvanlar radyasyon taşırmış. Hadi al bir laf daha bakalım işte. Baba ne olur bir kere de sen söyle de alalım içeriye. Aman istemem ki beni karıştırma. Beni karıştırma böyle şeyler. İşte ters bir laf eder canımı sıkar. Etmeyeceğinden de hiç şüphen olmasın yani. Annene bir hastalık geldi. Bir temizlik titizlik hastalığı geldi son günlerde. Allah aşkına baba. Nereden geldi bu hastalık? Hayır annem her zaman titiz bir kadındır da böyle hastalık derecesinde etrafını rahatsız edecek kadar titiz bir kadın değildi. İşte radyasyondan. Radyasyondan sonra böyle oldu. Dikkat etmiyor musun ya? Evin içinde terlikten dolaşırken bile neredeyse o hani ameliyathaneye girerken doktorlar ayaklarına böyle bir şeyler giyerler. Suratlarına maske koyarlar bize de öyle yaptıracak. Ah Tarık ah. He? Hep onun yüzünden aman. Çocuğun ne suçu var şimdi günahına girme. O ne dedi o? Şu radyasyon işi iyice aydınlanıncaya kadar yiyeceğinize içeceğinize biraz dikkatli olun dedi. Annenin işi sapıtıp da işi yiyecekten bilmem kullanılacak eşyaya bir ne bileyim her şeye intikal ettireceği nereden aklına gelsin zavallının? Peki ama ne zaman geçecek baba? Geçer işte 40 sene sonra geçer. Aa şakanın sırası mı? Şakası var mı sen gazeteleri okumadın mı? Bu radyasyonun temizlenmesi 40 yıl falan sürermiş en azından. Eyvah o zaman yandık desene. Neyse ne yapalım sen şey, üzerinde durma geçer dua edelim de en kısa zamanda şifa bulsun ne diyeyim. Nihan yemeğe bak suyu çekmiş mi? Olur anne. Aa. Ha? Ayol pencereyi kim açtı? Ben açtım ha. Niye açıyorsun? Azıcık hava gelsin diye. Allah Allah. Aman üstü darılma. Senin baharın başına vurmuş galiba. Ne? Aa. İçeri toz giriyor hava eline canım. Allah Allah. O kadar hava istiyorsan çık bahçede otur. Al bir laf daha. Hoppa. Ya böyle her hava almak için bahçeye çıkacaksak bu evin durumu nedir? Açarsın püfür püfür. Ooo işte. Ayrıca bahçeye çıkmanı da hiç tavsiye etmem. Ne? Çünkü toz yutmaktan başka hiçbir yarar yok. Sonra biliyorsun ne toz olduğunu. Ya hanım evham. Duymadın mı radyolarda, televizyonlarda bas bas bağırdılar. Bu radyasyon yüzünden Türkiye için hiçbir tehlike yoktur diye. Sonra böyle bahçeye çıkıp da yalnız toz yutulduğunu, yalnız senden duydum ilk defa. Ne yapıyorsun? Hüsnü. He. Parmağını ver. Bak. İşaret parmağını. İşaret parmağını bilmiyor musun Hüsnü? Anam ben hepsinden işaret yaparım. Ne yapacaksın parmağını? Ver. Hadi de. Ne göstereceğim sana? Bu ne? Ne o? Toz. Oradan gir. Toz? Tabii. Toz moz yok mu? Ben toz moz görmüyorum. Görmüyor musun? Yok. Ay senin gözlerine de bir şey oldu o zaman. Hemen seni bir göz doktoruna götürmek lazım. Eğer mikrop kapmayacağını bilsen, vallahi o parmağını sana yalatırım. Ne var yalarım ayol? Nasıl? Ya, yapma Allah aşkına ya. Tamam yapalım. Bir ellerini yıka ne olursun. Şimdi o parmağında binlerce toz mikrop yuva yapmıştı. Tövbe estağfurullah. Demek şimdi şu kadarcık yerde milyonlarca mikrop oturuyor. Vallahi aferin onlara. Bak konut meselesini ne güzel halletmişler. Gerekli dememişler bir parmak bir dünyadır diye. Hiç böyle bir laf duymadım. Duyamazsın ben ilk defa söylüyorum ama güzel uydurdum. Aman alay etme Hüsnü Allah aşkına. Siz erkekler hep böylesiniz. Evet. Temizlikten anlamadığınız gibi anlayana da karışırsınız. Ay yapma. yapma diyorum sana. Ne oldu? Parmağındaki mikropları suratına taşıyacaksın. Bırak taşınsınlar sana ne nakli ücreti falan mı istiyorlar senden? Ay, yaptığını beğendin mi şimdi? Dikkatsizsiniz. Hepiniz dikkatsizsiniz. Koyduğum kurallara azıcık dikkat edelim, mesele kalmayacak. Anacığım daha nasıl dikkat edilir, daha nasıl uyulur güzelcim. Pilli bebeğe çevirdin hepimizi. Ne yapalım istiyorsun yani? Ayakkabılarımızı bile kapının dışında mı çıkaralım? Yapmadığımız bir o kaldı zaten acanım. Aa, ayaklarına bak. Ne olmuş ayaklarına? Buranın terliği mi bunlar? Buranın terliğinin benim ayağımda ne işi var? Burhan kim o ya? Ayol ne Burhan'ı? Buranın, bu salonun terliği mi diyorum canım? Aa, bu salonun ayrı terliği mi var? Elbette unuttun mu? Kaç defa söyledim. Bahçe terliğiyle içeri girmeyin diye. Şimdi bütün mikropları halı sünger gibi emmişti. Of darılma hanım vallahi şiştim. Tamam ya tamam. Peki anacığım. Boşuna nefesini tüketme. Unutmuşum. Bağışla. Ne yapayım ha? Günaydın. Günaydın. Al bir tane daha. Vallahi bunlarla uğraşamayacağım ben artık. Ne oldu anne? Bir de soruyor ne oldu diye. Oğlum kaç defa demleyettim ben sana. Terlik. Ha, yanlış terlik mi giydin? Herhalde değil mi ya? Evin terliğiyle bahçede dolaşmayacağını bilmiyor musun? Affedersiniz. Affedersin mi?
Kaç para eder? Affedersin demek kaç para eder? Kaç para eder? Hep giren görmeden girip çıkıyorsun. Demek ki girip çıkıyorsun. Senin haberin var mı şimdi o terliklerden, bahçeden buraya kaç kilo, kaç kilo diyorum? Kaç bin milyon mikrop taşıdın? Bizim bahçemizin bu kadar pis olduğunun hiç farkında değilim. Aa, sen affetmişsin onu. Bahçe niye pis oluyormuş? Eğer tabiisiz kirletmediniz de. Nihan, kapıya bakıver kızım. Bakıyorum anne. Ay, ay vallahi temizliğin ne olduğunu ben kimselere öğretemedim. Tabii suç sende ama. Hayda, kapak geldi benim başıma patladı. Tabii. Nedenmiş o? İşi bu kadar ciddiye anlıyorsun ki. Balık baştan kokar. Hiçbir zaman, haşa efendim. Niye baştan kokuyormuş? Ben bu hususta onlara hiçbir zaman baş olmadım. Olmam da. Eğer temizliğe dikkat etmesen vallahi üstü ev pislikten batar. Kimmiş gelen kızım? Benim, ben. Kim o? Efendim, kendime göre bir terlik bulamadım ki içeri gireyim. Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay nereden çıktınız böyle? Ay bir defa daha öpeyim, ondan sonra anlatacağım ve gözlerim. Ah canım, hoş geldiniz. İnanır mısınız? Vallahi ve billahi burnumda tüttü. Hoş geldiniz hemşire. Efendim hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hamdolsun, sizi sormalı. Çok şükür, Allah'a şükür. İyiyim de efendim. Biri görünce şaşırdınız. Şaşırmadık dersek yalan olur Adile. Aşk olsun geleceğinizi önceden haber vermediniz. Sürpriz yapayım dedim efendim. Ayakta mı duracağız böyle? Şöyle buyurun. Buyurun. Abi yok, razı olmayın. Şurada oturalım. Allah'ınızı severseniz benim için razı olun. Yabancımız değil, siz de sokalmayacak birazdan zaten. Ay Allah. Ay nasıl yorulmuşum efendim. Asıl benim kız beni görünce çok şaşıracak değil mi? Sizleri fazla rahatsız etmedi değil mi? Aa, ne münasebet evladım. Varlığını bile hissetmedim. Allah sizden razı olsun. Kendisi evde yok, nerede acaba? Aa, bugün sınav sonuçları bildirilecekmiş. Onu öğrenmeye gitti. Oradan da doğru bize gelecek. Saklanın ona bir sürpriz yapalım. Yapabilirim. Yapalım tabii. Gerek de hep beraber olacağız. Ne güzel değil mi anne? Nasıl? Ben de mi yani? Aa, tabii. Babam mantı istemişti, mantı yaptım. Bakalım yutabilecek misiniz? Ay canım. Deseniz efendim, ben ziyafete geldim. Beyefendi. Mantıya bayılırım. Adile Hanım, yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Sıcak su var içeride, şöyle bir gidip bir duş alsanız hadi. Allah aşkına beni çok mahcup ediyorsunuz. Vallahi ya, üzüntümden kemiklerim birbirine girdi efendim. Zaten bunca yorgunluk verdik, kızım kaldı bir de ben. Ben şimdi efendim müsaade ederseniz yukarı çıkayım, soyunayım, dökünün. O zamana kadar zaten su da ısınır değil mi efendim? Aman imal etmeyin. Çünkü yoldan geldiniz. Şimdi üzerinizde milyonlarca mikrop taşıyan toz doludur. Aman Hüsnü, şakanın sırası mı, rica ederim? Kusura bakmayın, alay ediyor benden. Aman efendim, estağfurullah ne demek. Hiç merak etmeyin çünkü bendenizde mikrop barınmaz. Ne oldu? Hüsnü, gömlekle mi tıraş oluyorsun gene? Kaç defa söyledim gömleğini çıkar diye. Hem senin burada ne işin var? Niye banyoya gidip tıraş olmuyorsun? Anacığım ya, bu sıcakta daracık banyoya mı tıkılayım? Sonra ben bu aynada daha rahat ediyorum. Daha güzel gözüküyor yüzüm. Affedersin ama merak ettim. Gömlekle tıraş olmanın bir sakıncası mı var? Elbette. Kaç defa sordum bunu? Sen de cevap verdin miydi? Kaç defa? Allah Allah, bak işte anla. Demek ki ehemmiyet vermemişim, unutmuşum, bağışla. Tekrarlayabilir misin? Nedir sakıncası? Aman gene unutacak olduktan sonra kaç para eder. Ama ben üşenmeyeceğim. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Bana bakma, bana bakma. Anneye bak. Yüzünü keseceksin. Kanın durmaz biliyorsun. Merak etme, kesmem. Merak etmemiş. Merak etmez miyim canım? Bütün ahlular kan lekesi içinde Hüsnücüğüm. Bir gören olsa adım pasak diye çıkacak. O bakımdan endişelenme, kimse senin için pasak mı diyemez. Herkes senin ne derece titiz, ne derece temiz bir kadın olduğunu anladı maşallah. Biraz dikkat etsen daha iyi değil mi Hüsnücüğüm? Ama dikkat etmediğimi nereden biliyorsun? Bir insan seve seve isteye isteye suratını keser mi hiç? Acelenden. Ne diye ısrar ediyorsun beyaz havlu kullanmakta, onu anlamadım. Ne diyenin? Kirleri belli olsun diye. Ama bak, renkli havlu kullansan hiç kirini göstermez. Bu ciddi mi söylüyorsun? Tabii, sen de sık sık havlu değiştirmekten kurtulursun, fena mı? Çok güzel. Çok güzel değil mi Allah aşkına? Demek temizlik sence sadece göz zevki için ha? Yazıklar olsun. Ayol, ben senin düşündüğüm için, iyiliğini düşündüğüm, üzüldüğüm için söylüyorum. İstemez. Beni düşünme rica ederim. Böyle düşüneceksen hiç düşünme. Ayol, ben sen üzülüyorsun diye seni düşündüğüm için söyledim. Tamam, geri aldım lafımı. Bağışla. Baba, şu kabanızı biraz çekerseniz saçımı tarayabileceğim. Hayır oğlum, insan burada rahat bir tıraş olamaz mı? Biraz bekleyemez misin? Sizin tıraşınız kolay kolay bitmez de ondan. Bak, oğlunu görüyor musun hanım? Demek ki suratımı kesmem yalnız dikkatsizliğimden değilmiş. Aydın, saçın niye öyle vıcık vıcık? Yağ mı sürdün yoksa? Ne ya anne? Saçımın kendi parlaklığı. Yıkanınca bu hali alıyor. Ay, yastık yüzlerinden belli olur. Bak görüyor musun hanım? Bak görüyor musun?
Nasıl lafa tabanca sıkıyor annenle burada? Mühim bir mevzu konuşuyorduk biz. Mühim mevzu mu? Tabii. Ha, eğer şu terlik meselesinden bahsediyorsanız bunun tartışmasına ben de girmek isterim. Çünkü bu evde 3 tane terlik adam başına çok fazla. Hayır efendim, ondan bahsetmiyoruz. Ama madem ki soruyorsun söyleyeyim. Niye 3 terlik lazımmış? Efendim hangi terliği nerede giyebileceğimi aklımda tutamıyorum da ondan. Ha tevekkeli değil. Bahçe terliklerini bu sabah yatak odağında buldum. Ya gördünüz mü? Üstüne de yazamam ya bahçe terliği diye. Aa bizim canımız yok mu? Yazdık mı biz? Mecbur olunca nasıl öğrendik? Siz mi? 4 gündür benim terliklerimi giyiyorsunuz da farkında bile değilsiniz. Ah canımın içi. Bir defa benim terliğim gri. Aa senin gibi terliğin yok ayol. Misafir terliği o. Nerede? Ayol gri... Aa! Kim giydirdi bu terliği benim ayağıma? Bu evde biri babama oyun oynuyor galiba. Ay vallahi ben sizle başa çıkamayacağım. Ay! Tamam hadi üzme kendini, üzme kendini. Bundan sonra seni üzmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aa! Ne oldu? Pijamaları niye buraya attın? Aman yarabbi, kaç defa söyledim sana Hüsnü pijamalarını çıkardıktan sonra katlayıp da yatağın üzerine koy diye. Tamam tamam, şu tıraşım bitsin gelir katlarım. Üzme tatlı canını, gerekiyorsa bir de ütü basarım. Daha neler? Kirli çamaşırı ütü basıldın mı ayol? Allah Allah, bana bak. O boynundaki tıraş bezini de sakın buraya getirip atma. Ne, nereye atayım? Banyoda duracak şeyler banyoda duracak. Yatak odasında öyle şeyler istemiyorum. Ezberliyorum, ezberliyorum, unutuyorum. Zorlandı ya, kusura bakma artık hanım. Şey yapmayacak mıyım hanım? Naciye. Bu şimdi bu tıraş havlusunu da yatak odasına koymayacak mıyım? Allah Allah. Daha söyleyeyim bir dakika bile olmadı ayol. Ha? Boynundaki yüz havlusu bir tıraş bezi. İkisini birbirinden ayırmanı rica ettim. Yüz havluları bak şurada. Şu çekmecede. Ha. İşte asıl terslik orada zaten. Niye? Bizim bildiğimiz ya temiz havlu musluğun başına asılır. Ay evlendiğimiz günden beri belki 1000 defa söyledim. Ben de sana bir o kadar cevap verdim. Allah Allah. Temiz havlu olmalı. Yüze sürülen şeylerin temiz olması lazım. Onun için de kapalı yerde durması lazım. Hala anlayamıyor musun bunları Hüsnücüğüm? Güzel de anacığım, temiz havlu salonun baş gözündeki dolabın gözünde muhafaza edilmez ki. Aa, evin kadını öyle istiyor yani ben öyle uygun görüyorum. E güzel de şimdi düşünsene. Musluktan yüzünü yıkadıktan sonra buradan temiz havlu almak için aradaki mesafeyi düşün. Kaç adımdı? 15 adım. 15 adım mesafe var. Üşenmeden saymışlar vallahi. Sayarız tabii ya. Düşün yüzünü kurulamak için, temiz havlu almak için. Hadi çenenden şıpır şıpır su damlaya damlaya buraya gel. Aa, o doğru bir şey mi? Çenenden sular damlaya damlaya buraya mı geliyorsun? Hayır canım. Şimdi yüz kurulanmazsa yıkandıktan sonra su damlamaz mı çenesinden? Vallahi özrün kabahatinden büyük üzdüm. Niye? Temekkeliydiği sabahları yerler damla damla damla. Teke içinde. Aa iftira etme, ben böyle bir şey yapmadım şimdiye kadar. Şimdi kendi söyledin. Damlattım demedim. Çeneden damlar dedim. İyi ya işte. Demek ki damlamış. İyi ya işte demek ki damlamamış. Aa. Çünkü itiraf edeyim ki ben kendimi bildim bileli tıraş olup da yüzümü yıkadıktan sonra temiz havlu almak için zahmet ettim tam oralara kadar gelmedim. Aa ne yaptın peki? Ne yapacağım, bu ne gülazı işte bundan kuruladım. Ondan mı? Tabii. Şundan. Hı? Tıraş bezinden. Tabii. Şu pisma çamrıyla öyle mi? Aa. Aman yarabbi işte o zaman senin yüzün hiçbir zaman temiz olmadı. Niye ya, bundan kuruladığım için mi? Tabii canım. Sabunlu sakalların hep bunun üzerine dökülmüştü. Dökülsün ne var ayol? Aa sakal pis bir şey mi? Üstelik sabun da temizlik için kullanılır. Ben senin havlunu 2 günde bir değiştiriyorum. Ah madem sırası geldi onu da söyleyeyim. O havlular alındığı günden beri ben hiç yüzüme sürmediğim halde 2 günde bir nedense senin tarafından götürülüp yıkanır. Ay bana niye söylemedin peki? Aa ya rahatım kaçmasın diye. Bak. Anla işte. Demek ki kirlendiğini zannetmen tamamen senin kuruntunmuş. Bana bak Hüsnü. Heh. Eğer yüzünü bir daha şu paçavraya silecek olursan dünyada yatağa giremezsin. Aa, doğrusunu söylediğim için mi? İşin gücün mü yok baba? Ne diye kendini ele verirsin ki? Ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Kimse ayıkla pirincin taşını. Haksız mı konuşuyorum ben? Ya Allah rızası söyle şimdi bak. 15 adım geliş. 15 adım gidiş eder 30 adım. 7 ile çarp onu 3 kere 7 21. 210 adım. Haftada 210 adım. Ayda düşün 4 misli, 4 kere 210, 4 kere 28, 4 kere 10, 40, 840 adım. Yılda 12 defa 840, o yılda 840, aşağı yukarı ortalama 10 kilometre. Bir yüz yıkayıp da temiz havlu almak için 10 kilometre yol yapmaya değer mi? Aman bırak komikliği Allah aşkına. İyi ki elektrikli makineyle tıraş oluyorsun. Allah bilir sen de baban gibi yapardın. Kim ben mi? Ben babam gibi tıraş bezine yüzümü silmem mi? Ya canım ne yapardın ya, sor bakayım kendisine. 10 kilometre yılda yol yapmayı alır mıydı göze? Aman göze almayıp da ne yapacaktı yani, gidip de banyonun perdesine kurulacak değil ya suratını. Hoş onu da yaparsınız siz ya. Daha neler? Nadan perdeye hiç yüz kullanır mı anne? Aman sizden her şey umulur. Aman yarabbi.
Ne görüyorum? Aa, unuttum vallahi. Dur bakayım. Yok. Sen bu sabah neyle kurladın yüzünü? Neyle olacak buradaki? Havluyla kurladın. Ne? Şu havluyla mı? Evet. Neden şaşırdın anne? Oğlum biz bu havluyu kirli yaptık. Sahi mi söylüyorsun? Hadi işte suçüstü diye buna derler. Hadi bakalım. Sabahları yüzünü kurulamak için gidip de kirli havlusundan mı havlu alıp yüzünü kuruluyorsun? Ya şey ne bileyim anne. Hadi cevap ver. Ne bileyim diyeceksin de cevap veren gününe bakayım. Cevap ver bakayım. De şey yani ben yüzümü yıkadığım zaman kurulamam ki. Ne yaparsın? Hem ıslak ıslak bırakırım. Senin senin oluyor da. Ha şimdi anlaşıldı. Sabahları yerdeki su lekelerinin sebepleri. Duyuyorsun ya yalan da dilinin ucunda oğlum. Yüzü efendim serin oluyormuş da o yüzden kurulamıyormuş. Vallahi yalan tembellikten. Bir dakika de. Şimdi hemen gideceksiniz. İyi. Aydın odasındaki dolabı alıp banyoya taşıyacaksınız. Orası havlu dolabı olacak. Anne ona ben kitap koyuyorum. Başka yere koyarsın kitapları ne olur. Anacığım olur mu? Sığmaz ki o dolap oraya. E ne yapalım o kadar düzensizsiniz ki katlanacaksınız buna. Adam dar zaten dar. Orada dönemeyiz yerimizden. E suç sizde darlığa katlanacaksınız diyorum ya işte. Hadi kalkın bakayım. Naciye dili olma. Vallahi sığmaz o oraya. Sağ canım sağ. Hay Allah'ım. Anne sana söz veriyoruz 15 adım için. Ha vallahi ben de söz veriyorum. Gider geliriz. Dünyada inanmam size. Kalkın dedim. Hay Allah. Allah. Annem aklına bir şey koydu mu garanti yapılacaktır i̇şte, baba. Ömrünü çek dilinin belası da. Ne yapıyorsunuz siz? Buna yapıyorum. Ya annem benim dolabı banyoyu taşıyacak, havlu dolabı yapacak. Sahip neden? Babanla kardeşin marifetleri yüzünden neden olacak? İyi ama taşıyamazsınız. Hay ağzını seveyim, taşıyamayız vallahi. Fıtığımız fıtığımız çıkar. Baba Naciye, şimdi sabret tamam senin dediğin olsun ama öğleden sonraya kadar dişini sık, birisini buluruz alır o taşır. Pekala. Sen de bari, o dolap çünkü ufak tefek ama bayağı ağır bir dolap. Git bunun kitaplarını kitaplarını boşalt da kolay taşınsın. Şimdi yapamam baba, Müjgan bekliyor. Gelince yaparım. Müjgan bekliyor. Evet. Sen yatakların üstünü örttün mü? Örteceğim anneciğim, merak etme. Ne zaman örteceksin kızım, giymişsin, kuşanmışsın. Neyse ben örterim, sen şu kanepelerin örtülerini geçir. Ama anne... Şimdi bak lafa karışmayayım diyorum, kusura bakmayın. Şimdi üzerine oturmadıktan sonra o kanepelerin koltukların üzerine niye kılıf geçiyor onu anlamadım. Babam doğru söylüyor anneciğim, niye kendini yoruyorsun? O örtüler yıkanınca çekti. Zor geçiyor. Sen böyle konuşma bari Nihal. Zor geçiyor diye öyle mi kalsın? Affedersin ama bunları örtü örtmek adeti nereden çıktı kuzum? Benimki de sormuş idi bak. Bu evde her yerin ayrı terliği olduğuna göre koltuğun kanepenin de bal gibi kılıflanması gerek değil mi? Naciye bak aklıma ne geldi. Şimdi gidelim biz. Böyle naylondan bütün evin üstünü örtecek gibi bir torba yaptıralım çadır misali. Ne toz girsin ne mikrop. Sen sağ ben selamet. Sen işin alayındasın üstüne. Annem haklı. Geçen gün de Aydın terlikleriyle kanepenin üstüne çıkmış çivi çakıyordu. Sahi mi? Şşş bana bak. İspiyoncu. Gevezeli gelip de kadının üstümüze sevgitmemiş bütün. Sen kendine bak. Geçen gün sokakta giydiğin ayakkabılarla ayağını sehpaya uzatan baban mı? Şşş beni karıştırma bu işin içine. Maşallah. Maşallah ben evde yokken evde düzen diye hiçbir şey kalmıyormuş. Aman hanımcığım ya haddimize mi düşmüş? Esnecim. Efendim? Bunu ben istiyorum diye değil. Benden korkarak yapmayın. Severek, isteyerek yapın. Anacığım şimdi baksat senin koyduğun kurallara uymak değil mi? Ha korkarak ha korkmayarak ne fark eder yani? Çok şey fark eder şekerim. Ya. Severek, isteyerek yapmanızı istiyorum. Ama anne bence eşya eskimeli de, kirlenmeli de. Yok canım. Sen de böyle düşünüyorsun üstüne. Ben aman ne olur bana sorma. Benim fikrimi sorma. Yalnız bir laf ederim bir pot mot kırarım da deme lazım. Ya sen ya? Senin dediğin gibi her şeyin temiz ve iyi kalması istenilen bir şeydir tabii. Ama Aydın'a da hak vermek lazım. Tabii de yani temizliğin kötü bir şey olduğunu da iddia edemezsiniz herhalde. Çok çok ne münasebet hanım. Zaten bizimkiler hani laf olsun diye söylenmiş sözler. Evet ben evde biraz titizlik gösteriyorsam hep sizler için yapıyorum üstüne. Bilmiyor muyuz ayol? Tabii bizim için. Ben sana söyledim, aldırma. Bizim söylediğimiz laflar, laf olsun diye söylenmiş sözler. He, kim o? Halamın sesi değil mi bu? Evet, onun sesi. Hadi kapıyı çalmadı ya. Benim, ben. Kapamışlar. Niye bu havada içeridesiniz? Oy tabii içerideyiz, kıyafetimiz uygun diye. Baksana, daha iyi ilerleriz. Bahçe kapısı açık mıydı ablacığım? Bir açıktı. İyi ki köpek kaçmamış. İşte buyurun açarlar sonra kapatmazlar. Bizim işimiz Allah'a kalmış. Yok yok köpek kulübesinde bağlı. İyi hoş geldin hemşire. Hoş geldin ablacığım. Bak sana menekşe getirdim. Canım çok teşekkür ederim yancım az şu an. Ayağına bakayım. Aman biliyoruz merak etme. Orada bak bahçe terliklerini giydim. Herkes senin kadar dikkatsiz mi? Ablam bu usta çok dikkatlidir. Buyurun işte. Bize selam yok mu ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o bugün okul yok mu?
Unuttun mu? Tatildeyim ama kursum var. Ben de zaten gitmek üzereydim. Lafa dağılım. Hadi hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Aa, anne ben de gidiyorum. Müjgan bekliyor beni. Geç kalma buyurun. Sakın Nihan. Biliyorum. Merak Tarık gelecek. Uzun sürmez anneciğim. Tamam haydi beni bekle. Bu nereye gidiyor bu? Müjgan'la alışverişe gidiyorlar. Ha. Sen gitmiyor musun? Ben de mi onlarla gidiyorum? Hayır öyle ben alacaktın ya üstünü. Aa, unuttum iyi ki hatırlattın ayol. Limon almayı unutma hemen. Yok yazdım hepsi aklımda. Başına da şapka giy. Niye? Güneş geçer. Giymemiş miyim ben şapkamı? Aa, giymemişim. Dur giyeceğim. İlahi Naciye. Ayol çocuk mu bu? Kendi düşünemez mi? Aman ablacığım hatırlatmasam unutur. Bilmez misin? Naciye. Bak için rahat etsin. Şapka giyilmiştir. Tamam. Hadi şimdi hoşça kalın. Tamam. Hadi güle güle. Canını sıkma kadının. Hadi. Tamam. Hadi biz de bahçede oturalım. Sen bunları çok fena alıştırmışsın şekerim. Kendilerini sana bırakmışlar. Hiçbir şey düşündükleri yok maşallah. Bu kadar mutlu olmaların nedeni de bu belki. Ne yapalım? Hadi gel canım. İnşallah bahçe toz toprak içinde değildir. Görmüyor musun? Her taraf küller gibi. Kaç para eder ablacığım? Kimseyi memnun edemedikten sonra. Hadi canım. Dünyada temizlik kadar güzel bir şey var mı? Doğrusu nankörlük ederler. Herkes şikayetçi. Bu yüzden aramızda tartışma bile çıktı. Temizlik yüzünden mi? Bütün gayretime rağmen alıştıramadım kimseyi. Sırf benden çekindikleri için gayret gösteriyorlar. Ama bu yeterli değil ki. Vallahi ablacığım ipin ucunu bir kaçırsam evin içini pislik götürecek. Zannetmem canım. Birader için bir şey söyleyemem ama çocuklar senin çocukların. İkisi de temiz, tertipli, dikkatlidirler. Samimi değiller abla. Zorla. Benden korktukları için katlanıyorlar buna. Aman Naciye seninki de fazla hassasiyet yani. İnsan içinden gelmeyen bir şeyi zorla yapabilir mi canım? Ah ablacığım evin içinde hiç rahat değiller. Benden rahatsız oluyorlar. Aman boşver üzme kendini önemli değil. Önemli ablacığım çok önemli. Kendimi onların yerine koyuyorum da. Eğer bana da böyle bir baskı yapılsaydı vallahi isyan ederdim. Ay sana isyan mı ettiler? Açık açık söylemiyorlar. Ama ben bunu anlamayacak kadar da aptal değilim. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de son günlerde fazla ileri gittin. Çok sıktın onları. Şu radyasyon meselesi gözümü çok korkuttu abla. Ne yapayım elimde değil. Darılma ama hastalık geldi sana. Ama madem ki elinde değil zorlama kendini ne yapalım? Ah nasıl zorlamam ablacığım? Biliyorsun bütün hastalıklar mikroplardan gelir. Göz göre göre ben nasıl izin veririm buna? Ama bunu bizimkilere bir türlü anlatamıyorum ki. Hiç değilse şu titizliğime biraz saygı göstersinler yeter. Anlaşılan adam akıllı tartışmışsınız siz. Hem de nasıl söyledim ya ah ablacığım benden gizli neler yapıyorlarmış. Tesadüfen öğrendim. Hepsi de kötü alışkanlıklar. Neymiş merak ettim. Düşün ablacığım ben evde olmayınca ben yokken neler yapıyorlarmış bir bilsen. Masanın üzerine terlikle mi çıkmamışlar? Ayakkabılarıyla kanepelerin üzerinde mi dolaşmamışlar? Kirli torbasından havluları alıp yüzlerini mi silmemişler? Neler neler daha? İlahi Naci ömürsün vallahi. Hiç güleceğim yoktu. Ay kusura bakma ablacığım ama ben gülemiyorum. Aksine çok üzülüyorum. Desene bu evde kanundan değil polisten korkuluyor. Çok hoşuma gitti doğrusu. Anladım ki zorla olmayacak bu iş ablacığım. Onun için ben şu titizlikten vazgeçiyorum. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Aman canım artık bırakıyorum ne halleri varsa görsünler. Yani titizliği yapaydı söyle ne? Ne yapayım zorla güzellik olmuyor ablacığım. Boşu boşuna kendim üzülüyorum. Onun için boş veriyorum ne yaparlarsa yapsınlar. Bilmem ama birdenbire düzen değiştirmek doğru olur mu? Niye olmasın? Canım ne bileyim ben. Yani demek istediğim şu. Senin için zor olmayacak mı bu? Vallahi zor da olsa gayret göstereceğim. Ne yapayım yani hiç değilse içim rahatlar. Huzurum olur. Saat kaç? 12'ye çeyrek var. Hay Allah. Nasıl olsa banka caddenin başında diye oyalandık durduk iyi mi? Ama geç kaldık. Evet. Keşke önce alışverişimizi yapsaydık sonra bankaya giderdik. Aman boşver nasıl olsa oturuyoruz işte. Bir dondurma yer misin? Hiç olmazsa serinlemiş oluruz. Aman ben yemem sen ye. Midem bugün bir tuhaf. Aa. Ne olur ne olmaz. O zaman çay iç. Çayı seversin sen. Aa bak bu fena fikir değil. Demek bugün bankaya gidip annenin parasını alacaksın ha? Desene zenginleşiyorsun. Aşk olsun yani benim harçlığım yok mu? Annemin parasını mı yiyeceğiz sandın? Yaşa emaneti ihanet etmem demek istiyorsun. Bizde böyle herkesin parası ayrıdır. Prensip meselesi. En iyisi bu. Böyle şeylere babam da çok önem verir. Senin bugün bir derdin mi var? Bana mı öyle geliyor? Aslında pek dert sayılmaz. Aydın hemen evlenelim diye tutturdu iyi mi? Biliyorum. Ben de sıranın sizin olduğunu söyledim. Hı-hı. Aman boşver onların nasıl olsa acelesi yok. Biz kendi işimize bakalım demez mi? Şu İngiltere'ye kursa gitme işi var ya onun için acele ediyor herhalde. Evet asıl sebep o galiba. Yoksa sence bir sakıncası mı var? Ay ben de aynı soruyu sana soracaktım. Hay Allah! Yoksa siz önce evlenirseniz bir hır çıkaracağımı falan mı düşündün? Aslında hır çıkarsan da haklısın bence. Öncelik sırası sizin çünkü. Demek onun için bugün huzursuzdun. Aşk olsun sana. Bizim için sizin mutluluğunuz önemli. Size sıramızı seve seve veririz. Çok iyisin de bir sorun daha var. Ne? Bakalım annenle babam bu işe ne diyecek? Aa, onun için hiç endişelenme. Oho babama kalsa sizi yarın evlendirir. Niye ki? Hala babamı tanıyamadım.
Aynı evin içinde iki nişanlı insandan, iki evli insan onun için daha geçerlidir de ondan. Desene bu iş bizim Aydın'ın istediği gibi olacak. Öyle galiba. Ama bakıyorum bu işe en az Aydın kadar sen de çok seviniyorsun. Yani işte Aydın üzülmesin diye yani ne bileyim. Acaba? Ah sen yok musun sen? Benim ben geldim Naciye. Aman nasıl sıcak ya. Çok mu açık oldu gibi değil. Vay 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 vay. Ulan oldu. Aman. Aksi. Naciye. Kendi kendime mi konuşuyorsun? Şarkısı bunlar. Bahçede misiniz ayol? Kendi kendime konuşuyorum. Aman. Bir cehennem. Nefes alır gibi değil. Sorun. Aa! Kim koydu ayol bunu buraya? Hayırdır inşallah. Naciye! Aa hoş geldin Üstürcüm. Hoş bulduk. Bahçede oturuyorum hadi sen de gel. Ay, ne oldu basire gitti mi? Gitti. Hadi gel bahçeye. Yeni dur terlikleri bahçede. Yok yok öylece gel ayağındakilerle gel. Ne ayağındakiler? İçerinin terliklerinden mi geliyor? Tabii tabii. Olur mu ayol? Aranma aranma ben kaldırdım onları. Kaldırdın mı? Hadi gel canım. Kapının önünde de terlikler eksilmiş sen mi kaldırdın? Evet evet gel. Hayırdır inşallah. Ölüm yok doğru söyle. Mahsus denemek için mi beni bu terliklerle çıkardın bahçeye? Ay ne münasebet ayağım. Hayır sonradan çocuklara kötü örnek oluyorsun diye başıma kakacaksan söyle gideyim değiştireyim terliklerin bunlarla gelin. Sen rahat et. Şöyle geç. Kızıcığım yorgunsun daha rahat edersin güzelim. Burası bir... Küfür küfür. Dışarısı bir alem vallahi biliyor musun? Öyle canım. Dur soracağım unuttum. Pek ne? Merak ettim. Ne? O Kanarya'nın kafesini balkondan salona kim getirdi? Ben getirdim. Sen mi getirdin? Ha, pek öksüz kalmıştı zavallı balkonda. Peki kirletmeyecek mi ortalığı? Yemlerini saçıyor diyordun ya. Aman zarar yok. Zarar yok mu? Ne olacak süpürürüz. Ama sen de bir tuhafsın üstü vallahi. Kuşu içeri alalım, kuşu içeri alalım diye başımın etini yiyen sen değil miydin? Ya ben istediğim kadar yiyeyim. Sen buna razı olmuyordun ki. Ah bir görseydin. Böyle boynucuğunu bükmüş, öyle bir garip garip ötüyorduk içime dokundu vallahi. Nihan kitapta okumuş ya, cereyanlı yerler zararlıymış. Ya. Onun için içeri aldım garibimi, iyi etmedin mi? Aa iyi etmedin mi ne demek ayol? Hay Allah razı olsun senden hanım. Ya. Bak vallahi sırası geldi de söylüyorum şimdi. Pek içim acıyordu zavallıya. Ayrıca üzme kendini. Eğer yemleri saçıp da orayı kirletirse ben gider süpürürüm. Aa daha neler ayol. Her sabah ortalık süpürülüyor. Sonra kuşun saçtığı yemden ne olacak? Şimdi öyle diyorsun da anacığım yalnız sabah kirletmeyecek ki bu ortalığı. Madem içeriye almaya karar verdin artık günün her saatinde yem saçarmışsın. Aman varsın saçsın Allah aşkına Hüsnücüğüm ne olacak? Alt tarafı kuş yemi kötü bir şey değil ki. Ben zaten birazdan hava alsın diye gene bahçeye çıkaracağım. Ah canım. Ay ben senin kuşları bu kadar sevdiğini hiç bilmiyordum. Aa çok severim, bayılırım tabii. Ama hiç belli etmedin öyle bayıldığını. Hava mı aldıracaksın? Hmm. Sen yorma kendini. Niye? Hava alacağın zaman bana söyle. Ben alırım kafesi götürürüm, asarım balkona. Merak etme, balkon terliklerimi giyerim. Yo yo, böylece çıkabilirsin. Zaten artık evde tek terlik kullanacaksınız. Öbürlerini kaldırdım, söyledim ya sana. Halıların üzerine terliksiz mi basacağız? Aa, ne münasebet ayol, yanına ayak dolaşıldığı nerede görülmüş? Ben anlamadım ne oldu. Hüsnü, bak ne düşündüm. Bu halılar için mi? Hayır, hayır. İçeride bizim büyük yemek masası var ya, onu buraya alalım diyorum. Yemek masasını buraya mı alalım? Evet. Ne yapacağız, burada mı yemek yiyeceğiz? Aa, masayı buraya aldığımıza göre başka nerede yiyeceğiz? Nereden icap etti bu? Ayol, bu güzel havada içeride sıkılmanın manası var mı? Ayol, bunun sen kesin olarak karşısındaydın da. Kesin mi? Yani... Razı olmuyordun da ne bileyim. Aşk olsun Hüsnü. Siz üç kişisiniz. Ben tek başımayım. Fikrimi size zorla kabul ettirecek kadar katı bir insan değilim herhalde. Yok, aman estağfurullah ya. Ben katısından yumuşaklığından söylemedim. Hayır yani tozun toprağın içinde yemek yenmez diyordun da. Aman Hüsnü şöyle baktım da bugün. Bahçemiz bir cennet vallahi. Tabii ne zannet üstüne demişler gibi. Şuraya bak. Ya çocuklar gelince söyleyelim de şurasını bir düzene soksunlar. Oh nasıl istersen olur. Hüsnücüğüm. Efendim. Banyo yapmak ister misin? Sıcak su var da. Banyo mu? Hı. İstiyorsan yapayım. Yo, sen istiyorsan yani canın çekiyorsa, ihtiyaç duyuyorsan yap. Yani istemiyorsam yıkanmayayım mı? Tabii küçük bir çocuk değilsin ki hayatım. Hayret. Birdenbire büyüdük nedense. Çek. Aha. Aa baksana. Baban gelmiş galiba. Ayakkabıları burada. Annemin korkusundan nasıl da düzenli koymuş. Anlaşılan annem evde yok galiba. Galiba. Ay. Hele bir tertipli koymasaydı da bak. Annem gelince bu ne düzensizlik.
diye kıyamet koparırdı. Aa, terlikler eksilmiş. Neyse. Bak, fırsat bu fırsat. Ha. Annem gelmeden şu odama gideyim de kitapları açıvereyim. Birkaç gün ortalığı kirlenecek diye bana mani olmuştu. Bana bak. Kimse yine tatsızlık çıkaracak, sinirlendireceksin annemi. Canım sittin sen evde duracaktı ya. 5 dakikada hallederim. Aydın. Efendim. Şuraya bak. Babam dışarının terlikleriyle girmiş içeriye. Sahi mi? Nereden anladın? Baksana terlikler ortada yok. Bakıyorum da sen de aynı terliklerle içeri giriyorsun küçük hanım. Ne yapayım ben öbürküleri bulamadım. Bir ses duydun mu banyoda? Ne sesi? Eyvah annem banyo yapıyor galiba. Allah. Yok canım baba banyo yapıyor. Baba. Ne var? Baba. Çabuk çıkın artık ben de banyo yapacağım. Var mı biraz sıcak su bırak oldu mu? Banyo sıcak su dolu hepsini bitirecek değilim herhalde. Tamam. Adamcağızı rahat bırak. Hele sen kendi işini bitir de yıkanman eksik kal. Bari bir örtü yaysaydın altına. Zararı yok daha sonra süpürürüm. Eyvah! Annem evdeymiş. Annem evde mi? Ah! Yardım et de şunları toparla. Hocam terliklerimi çıkardım. Dur. Hepsini dur. Geldik anne. Bir dakika. Aa, Aydın da gelmiş. Aşk olsun çocuklar sesleniyorum. Niye cevap vermiyorsunuz? Evde olduğunu bilmiyorduk da. Ha, kitap paketini açıyorsun değil mi? Aman çok iyi yapıyorsun Aydın. Kaç zamandır öyle kapalı duruyorlardı. Ortalığa getirdiğime kızmadınız mı ya? Yo, niye kızayım? Ortalık tozlanır diyordunuz da. Aman tozlansın oğlum temizleriz ne var? Ya sen niye terliksiz geziyorsun kızım? Terliklerimi bulamadım da anne. Elimde baksana elimde. Ama bunlar dışarının terlikleri. Olsun temiz değil mi? Temiz tabii. Baban banyoda. Bir bakıver bir şey istiyor mu ya? Gelir gelmez banyoya sokmuşsun onu. Aa ben niye sokayım kendi istedi. Kendi mi istedi? Tabii kendi istedi yıkanıyor. Hay Allah müstahakını versin bak ne fena sıkışmış bu. Ay açamadım ki. Ellerim ıslak hay Allah. Ne yapıyorsun orada ha, baba? Gel, açamadım şu gözü açamadım. Dur ben sana yardım edeyim ne istiyorsun? Görüyor musun temiz havlu alacağım diğerleri de berbat ettim sular içinde kaldı. Banyoda var ya baba. Havlu mu? Ha? O 12 gündür asılı orada havlu. Annem mi söyledi temiz havlu almanı? Hayır canım ben kendim alayım dedim. Annem böyle şeylere karışmıyor ki artık. Doğru her şeyi oluruna bıraktı. Hiçbir şeye karışmıyor. Farkındayım. Peki ne olacak baba? Ne bileyim ben de sana onu soracaktım. Ne var yoksa aranızda bir tartışma falan mı oldu? Yoo. Ne zaman temizlikle ilgili bir soru sorsam bildiğin gibi yapıyor, ilgilenmiyor bile. Benden de öyle. Ayol neredeyse pabuçtan evin içine girmeme bile göz yumacak. Dün bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Pencereleri dışarıdan silmene gerek yok. Nasıl gene kirlenecek dedi. Halbuki eskiden bir sinek bile yapışsa bütün pencereler yeniden temizlenirdi. Hı? Benim bu işi aklım bir türlü ermedi benim baba. Benim de neredeyse yani temizlikten nefret edecek. Peki sana hiçbir şey söylemiyor mu baba? Hayır efendim hayır. Hatta bu sabah bakayım kızacak mı diye terliklerle gittim kanepenin üstüne bastım. Çivi çakayım diye. O da gördü mü terliklerle çıktı? Onu anlatıyorum. He. Gördü ya kızacağı yerde. Aman bey dikkat et düşersin. Bunu al ayağının altına diyerekten cilalı sigara sehpasını sürdü ayağının altına. Hem de üzerindeki kolalı örtüsünden. Halbuki o örtünün üstüne vazo bile koydurmaz. Yok ben gene de ne olur ne olmaz diye basmadım zaten. Annem nerede? Halama gitti daha gelmedi. Ben de bizim çocukların sınav kağıtlarını okuyacaktım. Hı. Ama bir türlü yer bulamadım. Zaten hava da çok sıcak. Çok sıcak bak burası serin. Git salonuna girsin orada otur çalış işte. Olur mu baba ne diyorsunuz siz? Annen kızar diye mi söylüyorsun? Annen artık böyle şeylere kızmıyor ki oğlum. Biliyorum ama ben gene de oturmak istemiyorum baba. Madem bu konu açıldı, size bir şey sorabilir miyim? Biz ne soracağını biliyoruz oğlum. Annemin bu tuhaflığına siz akıl erdirebiliyor musunuz? Tabii ki hayır. Deminden beri Nihan'dan onu konuşuyoruz biz de. Acaba bize daraldı mı dersiniz? Niye onu daraltacak bir şey yaptınız mı? Ne münasebet baba. Dargın olsaydı anlaşılırdı zaten baba. Bilakis hayata karşı çok hoşgörülü ve anlayışlı davranıyor. Evet. Evet bu da beni çok düşündürüyor ya. Bana kalırsa annemin hastalığı şekil değiştirdi baba. Hah bu benim de aklıma gelmedi değil işte. Nasıl yani? Temizliği, titizliği nasıl ruhsal bir hastalıksa, bence bu vurdum duymazlığı da öyle. Hayata karşı bir ilgisizlik başladı. Evet. Olabilir. Ben böyle bir şey bir kitapta okumuşum baba. Evet, eğer evet. Öyleyse ne yaparız baba? Ne yapılır bilmiyorum. Bir doktora falan danışalım o zaman. Ben Tarık'a telefon ettim. O gelecek. Oh. Ne bileyim ben belki anlar dedim ha. Ya çok iyi akıl etmişsin ya. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ne diyorsun? Annem ne kadar hoşgörülü olursa olsun biz gene evin eski düzenini korumaya çalışalım derim. Ya ne faydası olur şimdi kendi koyduğu kurallara, kendi düzenine o riayet etmekten sonra kaç defa gözümden gördüm. Pabuçlarına yatak odasına girdim. Aa bu kadar da çok fazla ya. Dur galiba Aydın haklı.
o istediği kadar kurallara riayet etmesin. Biz eski düzeni devam ettirelim. Tamam. İyi mi? İsterseniz benim şu odadaki dolaptan başlayabiliriz. Hayır. Ha, o dolabı havlu dolabı yapmak istiyordu. Evet. Ama annem ondan vazgeçti. Canım vazgeçsin. Bırak biz devam ettirmeyecek miyiz? Taşıyalım dolabı. Vallahi siz bilirsiniz. Bir ses var. Geldi galiba. Tamam, hocam. Aldın mı? Biz işimize bakalım. Dur, telaşı gerek yok canım. Aa, kapıya vermiş ne konuşuyorsunuz bakayım öyle. Şey, evet. Biz yani benim odamdaki dolabı banyoya taşımaya karar verdik de. Ha, neden? Nedeni var mı hanım? Temiz havluların kapalı dolapta durması daha uygun değil mi yani? Ha. Anne, sen ayakkabılarınla mı girdin içeri? İçeride çıkarmak daha rahat geliyor bana. Yani bunu biz yapsak çok kızardın anne bize. Anneye kızayım canım. Nerede isterseniz orada çıkarın. Duyuyor musun baba? Nerede istersek orada mı çıkaralım? Biz hiçbir zaman ayakkabıyla girmeyiz ki içeri anne. Evladım burası kendi eviniz. İstediğinizi yapın. Bir dakika, bu laf açılmışken bir mesele var, onu konuşalım. Mesele mi var? Ha, bak ben şunu sormak istiyorum. Gel şu üstümü değişeyim. Ondan sonra ne istersen sor. Kanter içinde kaldım çünkü. Aa anne, ayakkabılarınla mı gidiyorsun yatak odasına? Kızım içeride çıkaracağım dedim ya. Anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Al benden de o kadar. Of, kapı. Tarık'tır. Bana bak, eğer Tarık'sa... Annen duymadan hemen acele durumu açık anlatalım ona. Olur baba, İyi. Merak etme. Siz anlatın, benim dünya kadar işim var. İyi, ben o zaman gidiyorum. Tamam, ben de kapıyı açayım. Aç kapıyı. Hoş geldin Tarık. Gir çıkar mı içeri? Hayrola oğlum, niye çağırdınız beni? Tamam, İyi günler. Geldin mi Tarık? Geldim. Otur. Hayrola. Otur. Oh. Çok acele geldim, kusura bakmayın. Nefes nefese kaldım. Emre baksana ya, ter içinde zavallı. Ya. Telaşlanma, önemli değil. Aa, bence önemli baba. Allah Allah, bağırma, annen duyacak. Kapısı kapalı, duymaz. Senin de iki ayağını bir babuca soktuk ama ne yapalım, başımız dertte. Bizimki Naciye hasta. Hasta mı? Evet. Nesi var? Yani bizce öyle. Annemin ne kadar titiz bir kadın olduğunu bilirsin. Aynen. Eskiden toz girmesin diye pencere bile açmazdı. Biliyorum. Şimdi o titiz kadın tamamen değişti. Hem de ne değişme Tarık, ne değişme. Ya o titiz kadın gitti, yerine pasaklı biri geldi. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. Vallahi. Ya vallahi inanmam ben buna. Aa, inanmam diyor hala. Vallahi ayol. Gözüm kör olsun ki babam doğru söylüyor. Evet. Az önce yatak odasına ayakkabılarıyla girdi. Vallahi inanmam diyorum canım. Biliyorsun ki terlikle bile girmezdi. Niye üzülüyorsunuz? Ha? Hepiniz bu durumdan şikayetçi değil miydiniz? Yerinizde olsam üzüleceğime sevinirdim. Ama böylesini de istememiştik ki. Of. Koltukların örtüleri de kaldırılmış. Gör işte gözünden bak. Örtüleri kaldırdı ya. Şimdi de bizim canımıza oturmak istiyor. Evet vallahi öyle. İnanadına hiç canımız istemiyor örtük altı kalkalım. Yok. Bir defa senin yüzünden oturuyoruz. Öyle söylemeyin. Ya. Hepiniz çok şikayetçiydiniz örtülerin olmasından. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Yok, inkar etme. Hayır, inkar etmek diyeceğim, söylemişizdir belki. Tarık da haklı. Hayır, biz niye söylemişizdir onu biliyor musun? Kılıfları takıp çıkaracağım diye kadın yorulmasın diye. Siz de inkar etmeyin. Annemin bu titizliğine siz de çok şikayetçiydiniz. Olabilir ama bu kadar da değişsin istemedik. Demek ki Valide Hanım anlayış gösterip size ayak uydurmayı daha uygun buldu. Boşuna birbirimizi kandırmayalım Tarık. Bana kalırsa bu kadıncağız hasta. Ben de babamla aynı fikirdeyim. Peki ne yapmak niyetindesiniz? İşte onun için seni çağırdık ya. Bu bir hastalık olduğuna göre bir çaresi vardır diye düşündük. İnan vallahi ya, evin içinde herkesin huzuru kaçtı. Naciye'den gayrı tabii. Annemi böyle gördükçe öyle üzülüyorum ki Tarık. Dur, üzülme istersen sen onunla bir kere konuş. Belki sana açılır. Dur, geldiğini haber vereyim ben. Haber vermenize gerek yok. Çünkü ben buradayım. Burada mısın? Deminden beri ne konuştuğunuzu da duydum. Duydun mu? Sakın yanlış anlama. Ben anlayacağımı anladım. Ne demek istediğinizi de, pasaklının biri olduğumu da. Hayır, biz şunu söylemek istedik. Söylemenize gerek yok. Bir dakika, bizi dinler misin anne? Dinlemem çünkü ne demek istediğinizi biliyorum. Gücüne mi gitti yoksa? Hayır, ne münasebet. Aksine, çok hoşuma gitti bu iş. Şu andan itibaren titizlik konusunda eski düzene dönüyoruz. Eski düzene mi dönüyoruz? Ya hemen git dolaptaki bütün terlikleri çıkar getir buraya. Peki anne. Hadi, sen de git oğlunu bul. İçerideki dolabı banyoya taşıyın. Tamam, ben şu süre. Bu salona gelince. Evet. Şu koltukların üzerinde de olur olmaz zamanlarda oturmanızı yasak ediyorum. Tamam, nasıl istersen. Aydın, sıva kolları. Dolabı banyoya taşıyacağız. Oldu baba, gel. Terlikleri getirdim anne. Tamam, şimdi bir çift balkon kapısına, bir çift sokak kapısına, bir çift de bahçe kapısına arkasına koyunlar. Olur anne, hemen. Hemen, öyle mi? Ya Naci, vallahi kulaklarıma inanamıyorum. Demek eski düzene dönüyoruz ha? Hadi, gevezeli bırakın da taşıyın onu bari ya. Taşıyın da yerleştirin hemen. Tamam, yerleştiriyoruz. Hadi bak, geçtir. Suratınızdan sular damlayarak da katiyen buradan geçmeyeceksiniz, onu da yasak ediyorum. Baş üstüne Naciyeciğim. Gülersin değil mi? Bağışlayın.
Eğer ciddi görünmem gerekmese Tarık, ben de kahkahalarla güleceğim vallahi. Ama sana çok teşekkür ederim. Eğer sen gelmeseydin bunlar beni akıl hastanesine götürmeye kalkacaklardı. Peki gerçekten eski düzene dönecek misiniz? Yok canım. Doğrusu aşırı titizliğin etrafı ne kadar rahatsız ettiğini ben de anladım. Buna sevindim. Sakın sesini çıkarma. Eski düzene dönmüş gibi yapıp biraz da ben onlara güleceğim.